Merhaba, hepinize iyi pazarlar. Umuyorum dünyanın bir yerinde sağlık ve saat içerisindesinizdir. Bugün Levent Üzümcü ile Art Sanat'ta hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Aslı Perker, yazar, gazeteci. Onunla birlikte hem roman yazım süreci üzerine konuşacağız hem de günümüzde Türkiye'nin geldiği, gazeteciliğin geldiği konular üzerine konuşacağız, durumlar üzerine konuşacağız. Aslı hoş geldin. Hoş buldum. Ya ne güzel, harika bir yerden bize bağlanıyorsun. Bir beyaz duvarın önünde beklemiştim seni ama çok güzel bir koltukta, rahat yeşillikler içerisinde. Efendim? Foça'dayım. Ben yazlarımı çok uzun yıllardır Foça'da geçiriyorum. Bütün hayatımı bunun üzerine kurguladım diyebiliriz. Yani Foça belirleyici oldu her şeyimde. Yani mesela ona göre meslek seçtim. Fazla paraları bunun için reddettim. İşte bir şeye girdim, işe girdim, dediler ki sana işte atıyorum 5.000 verelim. Ben dedim ki yok 2.500 verin ama beni yazları bırakın, ne olur ben Foça'mda olayım. Bütün hayatımı şu gördüğünüz, şu koltuk, şu arkamdaki ağaç, bunun üzerine kurguladığımı söyleyebiliriz. Aslında ne kadar güzelmiş. Harika, hayatına böyle yön verebilmen ve aynı zamanda çalışabilmen de çok ilginç bir şey. Seni çok tebrik ediyorum. Böyle yaşamına sahip çıktığın için seni çok tebrik ediyorum. Şahane bir ortam yapmışsın kendine, en azından buradan gördüğüm kadarıyla. Gerçekten. Ve hep görmenizi isterim. Benim için öyle. Yani benim için öyle. Ama en önemlisi kendi hayatına sahip çıkıyor olma. Bunu bunu çok önemsedim. Yani şu bir anda böyle seninle hayatımda ilk defa görüşüp bir anda duyduğum şeyin bu olması ve senin bu açık yüreklilikle bunu dile getiriyor olman harika bir şeydi. Çok teşekkür ederim sana. Ben bambaşka bir şeyden konuşmak isterken sen beni bambaşka bir yere doğru götürdün. Peki o gittiğimiz yerden o zaman ben devam edeyim. Sana şunu sormak istiyorum Aslı. Ne oldu da Foça oldu? Foça'ya gider miydin yoksa bir kere gittin ve aşık mı oldun? Biraz oradan bahseder misin? Eskisi mi yenisi mi? Eski Foça ve bu eski Foça yolu üzerinde bir bahçe evi. Ben zaten İzmirliyim. Hatta Giritliyim. Benim annem bu evi böyle kurguladı. Bize bu hayatı sundu. Gerçekten müthiş bir kadın. Hep şey der, genetik göz görgüsü der. Anneannem esas Giritliydi ve o hep böyle ortamlar anlatmış, yaşamış, yaşatmış. Dolayısıyla annem de bu ortamı o aslında bizim için kurdu. Biz de ama hiç şey demedik. Ay anne ben işte kusura bakma yılda sadece bir hafta gelebileceğim demedik. Dediğim gibi abim de var benim. Abim de ben de. Gerçekten bütün hayatımızı bunun üzerine kurguladık diyebilirim. Ben New York'ta yaşıyordum. 10 yıl yaşadım. Böyle sezonluk işçi gibi çalışırdım New York'ta. Çünkü hani yazarlık yapıyorum, bir yandan yazıyorum ama bir yandan da böyle her kış bir işe giriyordum. Ben girdiğim işlere şunu söylüyordum. Ben Haziran'da giderim. 1 Haziran'da giderim ve 3 ay sonra gelirim. Ya diyorlar ki kızım yani bir aylığına git yani, tamam yani izin yap, bir ay yap, biz sana paranı da verelim ama geri gel. Hayır diyordum. Mümkün değil çünkü benim hayattan anladığım şey o değil. Yani hayattan anladığım şey Manhattan'da işe gitmek, gelmek, sıcakta terlemek, sonra da akşamları 2 tane kokteyl içmek değil. Benim hayattan anladığım kendi bahçemde oturup kendi müziğimi dinleyip istediğim kadar içmek. Aslında bir şey soracağım sana. Ailenin Giritli olduğunu söyledin. Peki Girit'in neresinden geldiklerini biliyor musun? Hiç Girit'e gittin mi? Nasıl bağlantın hala? Hatta şöyle, ben aslında Girit'e hiç gitmedim. Tuhaf bir şekilde çok da istediğim halde gidemedim. Fakat annem mesela gittiğinde Kandiyeli onlar. Ve annem gittiğinde bütün bir araba kiralayarak bütün köylere girmiş çıkmış ve kendi evlerini de bulmuş. Kendi onlara ait olan evi bulmuş. Orada oturmuş. Orada o evin sahibiyle, şimdiki sahibiyle oturmuş, muhabbet etmiş. Çok güzel yemekler yemişler ve annem çok fena kalbini orada bırakıp döndü. Ne kadar güzel. Ben de bir... Efendim? Kan çekiyor yani. Ben mesela kendimi sadece ve sadece gerçekten tuzlu suyun yanında iyi hissediyorum desem yeridir.
Peki Aslı, gazetecilikten biraz bahsedebilir miyiz? Senin gazeteciliğinden. Biraz anlatır mısın bize gazetecilikle olan ilgini? Nasıl başladın? Neler şöyle, yaptın? Ben aslında çok net biliyordum ne istediğimi. 14 yaşında karar vermiştim gazetecilik okumaya. Ancak gazeteci olmak için değil, yazar olmak ama yazarak para kazanabilmek için bunu kurgulamıştım. Bunu düşündüğüm anı, bütün neler olması gerektiğini düşündüğüm anı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü tam böyle Bülent Ortaçgil ile Fikret Kızılok'un ortak albümü vardı. Onu tam dinledikten sonra... Pencere Çiçeği. Tam onu dinledikten sonra karar vermiştim. Aslında öyle oldu ama o konuda da çok şey davrandım, dirayetli davrandım. Hiçbir engeli tanımadım. Üniversiteyi bitirir bitirmez dedim ki ben İstanbul'a işte gideceğim ve Aktüel Dergisi'nde çalışmaya başlayacağım. Ve herkes şey dedi ya, o zaman işte Alever genel yayın yönetmeni, Haşim Akman var, benim ilk editörüm Seda Ercan var. Çok çok kıymetli isimler gerçekten. İşte Kürşat Oğuz o zaman çok genç yazı işleri müdürü. Gideceğim çalışmaya başlayacağım dedim. Herkes de dedi ki ha evet evet seni onlar böyle kolları açık bekliyorlar. Nasıl olacak o iş ama oldu. Yani geldim. Stajyer olarak başladım. Önce parasız çalışmayı kabul ettim. Sonra oradan aldı başını yürüdü. Ama zaten ben çok uzun süre de yapmadım. Yaptığım zaman çok çalıştım. Hiç izinsiz. Yani tamamen kendimi adayarak çalıştım. Sonra zaten New York'a gittim. Ve yazma işine tamamen kendimi adadım. Tabii o arada ama Forrest Gump gibi türlü türlü iş yaptım geçinebilmek için. Ve böyle oldu. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi senin bu özgürlüğüne düşkün hayatın, kendi hayatını koruyan hayatın, seni anladığım kadarıyla bir süre sonra kendinin sahip olduğu ve kendi kurgunu ifade ettiğin bir gerçekliğe doğru itti. Peki bir şey sormak istiyorum sana. Türkiye'de gazeteciliğin gelmiş olduğu noktayı görüyorsun. Bunun, evet. Bunun ne kadar kötü bir nokta olduğundan, bunun işte ne kadar işte dipte bir yer olduğundan bahsetmektense sana şeyi sormak istiyorum. Örneğin Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapmasaydın, dünyada bu kadar fazla yer gördün, insan tanıdın, nerede gazetecilik yapmak isterdin ve neden? Yani şöyle, ben aslında hiçbir yerde gazeteciliğin tamamen bağımsız, özgür olduğunu düşünmüyorum. En çok isteyeceğim şeylerden biri New York Times'a hakikaten yazmak olabilirdi. Ki yazdım da, yani New York Times'a hani bir tane makale ama bütün ömür boyu bazen insanlar New York Times'a bir makale için çalışırlar. Ben de koca sayfa bir makalemi yazdım. Şöyle bir şey var. New York Times da bana göre bağımsız ve tamamen hani her telden çalabilen özgür medyanın bir örneği değil. Fakat en azından etik sahibi, en azından çalışma etiği sahibi bir gazete. O da şöyle, işte bir makale uzun süreler alıyor, yazılıyor, editörle karşılıklı çalışılıyor. Sonra fact checking denen şey, bütün her şey tek tek kontrol ediliyor. Verdiğiniz isimler, kaynaklar tek tek kontrol ediliyor. Bu bakımdan bence çok önemli. Çünkü ben hani bu post-truth şeyinde yaşıyoruz ya, çağında yaşıyoruz. Herhalde buna ne dendi? Gerçek ötesi dendi ama tam karşılamıyor. Yani gerçeklerin çok eğilip büküldüğü, insanların neresinden cımbızla bilgiyi çekip sunduğuyla çok değiştiği bir şeyde, çağda yaşıyoruz. Ve bu beni bu hayatta en rahatsız eden şeylerden biri. Kişisel hayatımda da öyle. Genel olarak da öyle. Bütün haberlerle ilgili de böyle. Nasıl isterseniz öyle anlatabilirsiniz. Ve artık her şey çok hızlı olduğu için hemen ona inanan grup inanır ve geçer. Sorgulamaya bile vakit yok. Yani işte Donald Trump'ın tweetleriyle ilgili en çok tartışılan, konuşulan şey buydu. Donald Trump kafasına göre asla gerçeklikle alakası olmayan bir şey söylüyordu. O arada bilmem kaç milyon beğeni alıyordu, retweet alıyordu. Ya bir dakika diyorlardı, bu doğru değil, gerçek değil. Yani bu hiçbir şekilde gerçekliği yok diye sonra makaleler yazıyorlardı ama geçti, gitti, bitti.
Hani o yüzden belki işte aslında galiba benim çalışmam gereken yer artık bir gazete falan olmazdı da bu şeyleri fact checking yapan, yani haberde geçen konuların ne kadar doğru olup olmadığını kontrol eden grupta olmak isterdim. Çünkü benim takıntım aslında bu. Yani lütfen doğruları konuşalım, lütfen bağlamdan kopmadan konuşalım, lütfen mesela şu çok dikkatimi çeker, kendim gazeteciyken çok önemsediğim bir konuydu. Bir soru sordum, değil mi? Cevabı verildi ama aslında verilmedi, değil mi? Eksik kaldı. Hayır, bir dakika, ben tekrar sorayım. Yani karşıdaki ne derse hemen kabul etmeyeyim, tamam, ay ne kadar güzel, sizi de çok sevdim zaten demeyeyim. Bunu çok önemserdim. En çok herhalde yapılması gereken şey bu. Mesela Deborah Solomon diye bir kadın vardır. New York Times'ın şeyinde magazin dergisinde çok kısa röportajlar yapardı. Son derece nokta atışı sorular, cevabı gelmezse bir daha. Gelmezse bir daha. Sanırım öyle bir şey yapmak isterdim. Şahane bir şey. Çok teşekkür ediyorum açık yürekli verdiğin cevaplar için. Aslında bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi bu doktorların içerisinde bulunduğu bir psikoloji var. Senin de çok iyi bildiğin gibi Tanrı sendromu dediğimiz bir durum. İşte bir kalbi eline alarak o kalbi bir küçük tokatla tekrar canlandırmak, onun tekrar atmasını sağlamak ya da bir beyin cerrahının çok zorlu bir beyin ameliyatını yaptığında olduğu gibi insanların elinde, özellikle doktorların elinde böyle bir güç var. Peki sen nasıl görüyorsun? Edebiyatçının elindeki bu tanrısal gücü sen nasıl tanımlarsın? Bu tanrısal güç var gibi görünüyor. En başta öyle zannediyorsunuz. İşte bir karakteri oluşturuyorsunuz. O karakterin ortamını, yaşadığı yeri, göz rengi, saç rengi, huyu, suyu, her şeyi. Bunların hepsi sizin kontrolünüzde zannediyorsunuz. İşte çoğunlukla ben mesela yazarken aslında çoğu romanımın sonunu biliyor oluyorum. Son cümlesini bile biliyor oluyorum. İşte John Irving'in de yaptığı gibi son cümleyi yazmış oluyorum başlarken. Fakat bir yerden sonra aslında karakter sizin elinizden çıkıyor ve kontrolü kaybetmeye başlıyorsunuz. O artık kendi şeyini yaşamaya başlıyor. Kendi hayatını resmen yaşamaya başlıyor. Burada tabii aslında sizin bilinçaltınız çünkü ele geçirmiş oluyor. Yani sizi de zapt etmiş, ele geçirmiş oluyor. Sizden çıkmış oluyor. Ona göre işte ipuçları bırakıyor. Ondan sonra birbirine bağlıyor vesaire. Ve beklemediğiniz yerlerde beklemediğiniz sürprizler, ama zaten yazmanın aslında en güzel yanı bu. Yani çok bilerek başladığınız bir kurgu içerisinde karşınıza hiç beklemediğiniz sürprizler çıkabiliyor. Karakter, işte benim Sufle adında bir romanım var ve onda ki Lilia karakteri benim hiç beklemediğim bir anda şey olarak kurgulamışken, yani aslında pılısını pırtısını toplayacak ve gelmiş olduğu Filipinlere geri dönecek ve kendine orada bir hayat kuracak. İkinci baharında diye düşünürken ben Lilia birdenbire küt diye öldü. Bunu ben de beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Böyle sabah uyandı, ter içerisinde New York'ta bir suburban, böyle şeyde işte banyo gibi bir yerde, bir evde uyandı. Gıcır gıcır şeylerden, tahta merdivenlerden aşağı indi, yavaş yavaş zor nefes aldı, verdi. Gitti tost şey makinesine, kızartma makinesine ekmek koydu, bastı. Onu beklerken serinlemek için yere oturdu ve tık diye gitti. Bunu ben de bilmiyordum. Yazdığım an şok oldum ve yani çok da kötü oldum. İçime oturdu kadının ölmüş olması. Sonra okurlar da zaten çok kızdılar. Neden Lilia'yı öldürdünüz? Dedim ki bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Öyle oldu ama aslında kendi içerisinde çok tutarlı, çünkü bu kadın zaten ikinci bir şansı hak etmiyordu aslında. Ya kim hak etmez, o ayrı bir mesele de, o da işte sizin dediğiniz tanrı kompleksi. Niye hak etmesin? Fakat böyle. Aslı şeyi çok iyi anlatıyorsun. Yani bu karakterlerle kurmuş olduğun ilişkiyi çok güzel anlatıyorsun. Belli ki onu içselleştiriyorsun. Kafandaki yarattığın o dünyayı kağıda çok güzel aktarabiliyorsun. Peki kendi hayatın ne kadar var bunun içinde?
Yani bunu yazmayayım, bu benim hayatım dediğin şey oluyor mu bazen? Öyle bir otosansüre girdiğin oluyor mu? Hayır. Ona ne zamandan beri girmediğimi de söyleyeyim. Yıllar evvel Leonard Lopate vardır. Çok ünlü bir radyo programcısı. Çok severim. Çok güzel sorular sorar. Soru takibi muhakkak, fikir takibi muhakkak yapar. Yıllar sonra bile. O şeyle konuşuyordu. Isabel Allende ile konuşuyordu. Ve Isabel Allende işte çok sevdiğimiz bir yazar, Güney Amerikalı yazar. Ona dedi ki peki dedi hiç dedi kendinizi sansürlüyor musunuz dedi. Çok yazmak istediğiniz ama yazamadığınız, utandığınız için yazamadığınız bir şey var mı dedi. Evet dedi Isabel Allende. Ben dedi aslında erotik bir roman yazmak istiyorum ama dedi annemden çekindiğim için dedi yazamıyorum. Annemin ölmesini bekliyorum dedi. Ve ama bunu böyle çok da tatlı, esprili bir halde söyledi. Ben bunu hatta sonrasında şey diye kullandım. Ben bütün sülalemin ölmesini bekliyorum hatta diye kullandım. Sonra bunu attım üzerinden. Yani aslında şey dedim. Ben bir dakika ya. Bu tabii ki hepimizde var, bütün yazarlarda var. Ama ben zaten kapalı kutu değilim. Hiçbir zaman olmadım. Yani böyle hani ketumlar vardır ya, ne yaptığı belli olmaz, ne dediği belli olmaz falan. Çok özür dilerim. Ben onlardan biri hiçbir zaman olmadım ama ipin de ucu biraz fazla kaçtı. Biraz fazla anlatmaya başladım. Her şeyi çok fazla kendimden koyduğumu da söylemeye başladım. Ama samimiyet en güzel edebiyat türü diyorum ben. O yüzden de galiba buna bir müddet daha devam edeceğim. Böyle yapmaya. Bu çok takdir edilisi bir şey. İnsanın tabii kendi hayatından uzaklaşabilmesi ve o hayatı dışarıdan okuyacak olan, dışarıdan tanıklığını yapacak olan insanları biliyor olması bazen onu bir otosansüre itebiliyor. Senin verdiğin bu örneklerin gücü de oradan kaynaklı. Yani insanların annesinin ya da tüm akrabalarının ölmesini beklemesi, onlara karşı, onlarla birlikte ölmüş olduğu hapishanenin bir yansıması gibi çok özel bir konuya değindin, özel bir şekilde anlattın. Peki sen ne okuyorsun? Yani genellikle polisiye yazıyorsun çünkü polisiye romanlar yazıyorsun. Ben hani mesela polisiye mi okuyorsun? Türk ve yabancı sevdiğin klasikler neler? Ne müzik dinliyorsun? Sanatla olan ilişkini nasıl diri tutuyorsun? Biraz bundan bahseder misin? Sanatın bütün yönleriyle. Ben zaten hep şöyle diyorum. Okumak yazmanın yarısı. Ve benim yazar olma isteğim aslında okumayı çok sevmemden kaynaklandı. O hani ilk başta anlattığım 14 yaşındayken verdiğim kararın sebebi çok iyi bir okur olmamdı. Okumayı çok sevmemdi. Çok heyecanlanıyordum. O başka dünyanın içinde olmak beni çok heyecanlandırıyordu. Hala da bugün çok heyecanlanırım. Yani o gün eğer sevdiğim bir şey okumaya başladıysam ertesi sabah çok büyük heyecanla uyanırım. Önce böyle bir 3-5 sayfa okumak isterim mesela yataktan kalkmadan ya da kalkar kalkmaz. O böyle şeydir benim için. Çok yakın bir arkadaş aman 2 dakika bulsak da muhabbet etsek gibi. Kendimi okumadığım gün çok çok kötü hissederim. Herhangi bir şey okumadan eğer bitiriyorsam günü ki bu hemen hemen hiç yaşanmadı. Öyle bitiriyorsam günü kendimi gerçekten berbat hissederim. Yazmak benim için tamamen okumaktan taşan bir şey oldu. Herhalde okumasaydım yazamazdım diye düşünüyorum. Tabii bunun aslında profesyonel olarak çok büyük katkısı da oluyor. Çünkü cümle yapısından tutun da hangi ülkede nerede ne yazılmış ben çok önemserim. Yani biricik bir konuyu, orijinal bir fikri yazmayı çok önemserim. İşte sufle biraz önce de bahsettim. Neden sufleden hep bahsediyorum? En başarılı kitabım. Hatta hep şöyle diyorum. Sufle kendi başına bir hayat yaşıyor, bir kariyeri var. Yolda beni görse tanımaz. O çünkü 25 dile çevrildi. Bambaşka insanlara ulaştı, terapilerde kullanılıyor. Bende bir alakası yok o kitabın. Ben onun kadar başarılı asla olamadım. Ama kendisini takdir ediyorum ve gurur duyuyorum.
Sufle'de işte mesela 3 karakter var. 3 ayrı şehirde yaşıyor. Biri Paris'te, biri New York'ta, biri İstanbul'da ve üçünün ortak noktası aynı süreçleri yaşıyorlar. Hastalıkla, ölümle baş etmeye çalışıyorlar ve bir de aynı yemek kitabından adı Sufle olan ve en büyük hayal kırıklığı Sufle, en büyük hayal kırıklığı adlı yemek kitabından yemek tarifleri yapıyor olmaları. Ortak noktaları da bu. Ve orada suflenin bir metaforu var. Şimdi bu metafor ne? İşte hayatta biz aslında hani böyle hayatta elimize bir reçeteyle doğarız. Ben hatta yaratıcı yazarlık dersleri veriyorum. Iowa Üniversitesi ile ortak yaratıcı yazarlık dersleri veriyorum Amerika'da da. Orada da hep bir şey yazdırırız. Reçetelerini yazdırırız. Yani nereden geliyorsunuz ve sizden beklenen davranış şekli nelerdir diye. Bizden bellidir. İşte kadınsan, işte şu yaşta okulunu oku, şu okulu mümkünse oku, şu yaşta mezun ol, ondan sonra evlen, iki çocuk yap, şu tarihlerde yap, işte yumurtaların şey olmadan 32-33 yaşında yap. Ondan sonra eğer kocana karşı şöyle olursan, çocuklarına karşı böyle olursan, hele ki bir de işte uyumlu olursa hayatın mükemmel olur. Bu bir reçetedir, bizim elimizde vardır. Ve siz de buna diyelim ki uydunuz, mükemmel mükemmelen uydunuz. Ama bir nokta gelir ve hayat böyle sanki kalbinizin ortasına böyle dokunur, puf diye böyle kalbiniz ruhunuz söner. Her şeyi doğru yaptınız. Ben bunu sufleyle metaforunu kurdum. Sufle de böyledir. Çok bariz bir tarifi vardır. Şu kadar dakika yumurtanın akını şu kadar hızla çırp, şu kadar şeker koy, işte şu kadar dakika fırında beklet, asla kapağını açma vesaire. Sufle çıkar, harika böyle kabarık ama uf, ortası çöküverir. Hatta o yüzden şeflerin, ünlü şeflerin böyle ters sufle falan diye son dakika kurtarma şeyleri, menülerde şeyleri vardır. Yemekleri, tatlıları vardır. Yani hem tatlısı hem yemeği var ki. Şimdi ha bu kadar lafı neden söyledim, neden anlattım? Şimdi sufle, ben bu metaforu buldum New York'tayım. Çok heyecanlandım çünkü çok güzel metafor. Yani müthiş bence. Düşünüyorum ben bunu hiç okumadım, hiçbir yerde okumadım. Bu daha önce yapılmamış olamaz, çok tuhaf. Ben işi gücü bıraktım, kitabı bir kenara bıraktım, oturdum bütün Latin Amerikan edebiyatını, Fransız edebiyatını. Böyle hani mutfakta geçen, içinde yemek olan hepsini oturdum okudum. Okumak bu yüzden de çok önemli benim için profesyonel olarak. Yani çünkü hakikaten kurgunun biricik olmasını isterim. Zaten aslında her şey yazılmıştır, her şey yapılmıştır. Ama işte böyle metaforlarda o şeyi yakalamaya çalışırsınız, o biricikliği yakalamaya çalışırsınız. Ve yoktu sufle. Yapılmamış. Hayret. Yani gerçekten o yüzden o kadar dile çevrildi. Kimsenin aklına gelmemiş daha önce. Bu yüzden de okumak çok önemli benim için. Benim için artık bu çok profesyonel yaklaştığım bir konu ayrıca. Yani mesleki deformasyon da var işin içinde. Cümle cümle, kelime kelime şeye dikkat ederim. Yani neyi nerede nasıl kullandı, neden kullandı, bir cerrah titizliğiyle ayıklarım bir kitabı ben. Evvel ezel öyleydi. Hatta bunun en büyük şeyini annem çekmiştir. Sancılarını o yaşamıştır. Çünkü ben kelimeleri böyle cımbızla çeker bir konuşmanın içerisinden de onu sorgularım. Neden öyle dedim? Niye o kelimeyi kullandım? Fazla metin analizi yaparım yani. Zaten üniversitede de bunu okudum. Metin analizini. Çok önemsediğim bir konu. Nereden nereye geldik değil mi? Bana bırakırsanız bu işi ben çok unutuyorum. Hepsi diye bekliyorum. Sanatın diğer dallarıyla örneğin müzik dinlediğini söyledin. Mesela ne yapıyorsun? Evet. Hani yazın çok fazla tabii sanat gösterisi olamıyor insanlar. Hani sanat gösterisinin daha böyle bir kapalı mekan isterliği var. Acaba mesela kışların da oyunlara gidiyor musun? Konserlere gidiyor musun? Ne tarz müzik dinliyorsun? Yani kendini sanatın diğer dallarıyla nasıl dolduruyorsun? Zaten bana göre aslında birinin bir yeteneği varsa, hani benim yeteneğim olduğunu varsayarak konuşuyorum. Benim bunu söylemem hoş olmaz ama hani 7 romandan sonra öyle de dedilerse biraz inanıyorum söylenenlere. Aslında bir bütündür. Yani
çoğunlukla hani böyle Rönesans sanatçısı gibi birinin yazmaya yeteneği varsa ya da ilgisi varsa resme de olur, müziğe de olur. Az biraz onları da anlar. Çünkü bu çok kalbi bir şey, çok kalpten gelen bir iş ya. Fazlasıyla duygularla ilgili, fazlasıyla hissetmekle ilgili bir şey, güzel bir şey, çok güzel bir nota duyduğunda ağlamakla ilgili bu. Benim müzik hayatımda çok var. O da neden var? Ben Flamingolar Pembedir kitabımda bu konuya fazlasıyla girdim. Çünkü o zaten söyledim de, o benim alternatif hayat hikayem dedim. Çok otobiyografiktir o roman. Benim dayım gitar yapardı. Ben çocukken. Evet, el yapımı klasik gitarlar yapardı. O gitarları el yapımı derken, fakat onları daha sonra hani atıyorum 4 sap aynı anda çıksın diye onun makinesini de kendi yapardı. Çünkü aslında makine ressamıydı. Yani o saplar aynı anda çıkardı. İşte ne bileyim, ben zımparasını yapardım, telleri gererdim. Dayımın çok güzel bir atölyesi vardı. Böyle bahçesinde işte köpeklerin, tavukların dolaştığı. İçeride her tarafta böyle dev hoparlörlerin olduğu ve ben ilk işte Mike Oldfield, Alan Parsons Project, ilk Jethro Tull hepsini orada dinledim. Çok büyük bir Fleetwood Mac, çok büyük bir şey, nasıl desem, ya, rock hayranıyım demeyeceğim, her şeyin hayranıyım aslında. Geçen gün kendimi arabada 45'lik radyoda, ben bir de çok radyo dinlemeyi severim, 45'lik radyoda böyle Ebru Gündeş'in bir şarkısını ağzım çıktığı kadar söylerken buldum. Hiç bunu beklemiyordum. Bana büyük bir şok oldu. Çünkü o şarkının çıktığı dönemde benim için hani onu dinlemek böyle olacak şey değil falan. Ama işte demek ki aslında orada güzel bir tını varmış, melodisi meğer çok güzelmiş. Ön yargıyla yaklaşmışım. Bir de öyle bir şey de var. Yaşlı herhalde, o da geliyor insana. Ama mesela benim çocukluğumdan beri bizim evimizde hala şu an aşağı ineyim, bahçededir bizim müzik setimiz. Bahçede durur. Evin içine asla tıkılmıyoruz. Bahçede şu an açayım 88.0 Radyo 3, TRT Radyo 3 dinleriz ailece. Orada olan ne vardıysa hepsini öğrendik, bildik işte, klasik. İşte mesela çok güzeldir, saat 5'te rock saati başlar. Radyo 3'te. Ondan sonra 7-8 arası çok güzel caz saatidir. Biraz önce dinledik bitti mesela. Yani hepsi var benim için. Bunun yanında görsel sanatlar da aynı şekilde fazlasıyla var. Zaten ben şeyi çok önemserim. Bir şey yazarken romanda biraz bilgi vermeyi de önemserim. Hani diyelim ki işte Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı Saçlı Kadın, Benim Adım Kırmızı. Benim Adım Kırmızı'nda ne, orada müthiş bir bilgi birikimi vardır. İşte minyatür sanatının mesela çok derinlemesine, bütün felsefesiyle anlatır inciler. Benim için bunlar çok kıymetlidir. Ben biraz okuduğum şeyde biraz bilgi isterim. Bunun için de mesela şeye gitmeyi, müzelere gitmeyi, sergi gezmeyi, işte bütün ne bileyim klasik ressamları, daha sonra çağdaş ressamları bilmeyi severim. Onların çizgilerini tanımayı severim. Uzaktan gördüm mü tanımayı severim. Hayat hikayelerini bilmeyi severim. Nereden nereye gelmişler. Yani dolayısıyla hepsi bir bütün. İlla her şey bilmem gerektiğinden değil ama besleniyorum. Çünkü bir de ben şöyle düşünüyorum. Hep de bunu söylerim. Benim için hayatta kültür sanattan daha önemli bir şey yok. Yani ne için yaşanıyor başka ben bilmiyorum. Ama ben eminim ki ben bunlar için yaşıyorum. İşte 1,5 yıldır ben sergi gezemediğim için mesela çok moralim bozuk. Ha, konsere de gidemedim. Ama ben zaten çok saçma bir şey söyleyeceğim ve muhtemelen de kızacak insanlar dinleyen sana. Ben zaten konsere gitmeyi, öyle çok büyük konserlere gitmeyi çok çok sevmem. Çünkü çok kopuk gelir bana. Ben böyle müziği küçükken de biz abimle şey yapardık. İki hoparlörü böyle koyardık. Kafamızı arasına koyup dinlerdik bütün müziği. Böyle tam nüfus etsin diye. Ama mesela işte ne bileyim, benim gençliğimde İzmir'de Punta vardı. Çok güzel bir bardı. Oraya Bülent Ortaçgil gelirdi. Böyle 15-20 masa. Onu çok severdim.
Ama böyle Red Hot Chili Peppers gelmiş dev ekranlardan, onu ben sağdan soldan görüyorum ama aslında ulaşamıyorum. Ve müzik böyle tam içime işlemiyor. Ama birkaç yıl önce şeyde Harbi Açık Hava'da Jet Total gelmişti. Ona abimle gittik. Ve çok zevkliydi çünkü hep bizim yaş grubumuz ve böyle çok tatlı bir seyirci ve boş yani. Aslında öyle de diyebiliriz. Ama benim için konser odur mesela. Yani. Vallahi ben şunu söylemek istiyorum. Programın sonuna geldik. Ve çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. İlk defa olduğu bir programda, ilk defa başıma geliyor bu. Sana sormayı planladığım soruların neredeyse hiçbirini soramadım. Çünkü senin anlattıklarını dinlemek o kadar keyifli geldi ki bana. Bir yandan da şöyle bir şey hissettim. Yani tamam, çok fazla konuştuk sanattan, romandan, o süreçlerden, ama seni Foça'ya taşıyan, İzmir'den seni buraya, New York'a taşıyan şeyi anlatmaktansa bu enerjinle onu görmüş olmak, yani Aslı Perker'i burada tanımış olmak, insan olarak tanımış olmak, bir romancı gibi değil de bir insan olarak tanımış olmak bence her şeyin üstündeydi. Sana çok teşekkür ediyorum Aslı, bugün konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattın. Umuyorum sevgili seyircilerimiz de bu pazar benim seninle konuşmamdan aldığı keyfi almışlardır seni dinlemekten. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ ol. Ben çok teşekkür ederim ve lütfen kusuruma bakmayın. Ben gerçekten başladım, duramıyorum. Aile geleneği diyelim. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada hiçbir kusur yok. Aksine... çok güzel ve su gibi bir yayın oldu. Sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ ol. Rica ederim. Evet sevgili seyirciler, bugün konuğumuz gazeteci yazar Aslı Perker'di. Onunla Girit'ten New York'a uzandık sohbetimizde. Oralardan kalktık geldik Foça'ya ve bir romancıyla tanıştık. Bir romancının hayatıyla ve onun hayatı nasıl baktığıyla tanıştık. Umuyorum kitaplarını siz de keyifle okursunuz. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Benimle olduğunuz için bu pazar sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.